Sen buradan bizim evi mi izliyorsun? Evet. Ben seni çok merak ettim. Sizin neler yaptığınızı, nasıl olduğunu görmek istedim Haluk. Bu yaptığın çok büyük bir suç biliyorsun değil mi? Hangisi? Evinizi gizlice gözetlemem mi? Yoksa seni hala çok sevmem mi? Ne için olursa olsun suç! Evimizi gözlemen, gizlice evimize girmen, özel hayatımızı izlemen hepsi suç! Umurumda mı sanıyorsun? Yakalanırsan hayatın hapislerde geçer. Ben her şeyi göze aldım Haluk. Her şeyi senin için yaptım. Seni çok sevdiğim için yaptım. Bu telefon nerede? Neyse dur Tuna abi, ben senin gibi düşüneyim şimdi. En son evde elimdeydi. Hatta Alev bizdeydi. Sonra Alev çıktı evden. O dakikadan sonra yok bak telefon. Alev size mi geldi? Evet anne. Ne zaman? Yani tam saatini bilmiyorum da birkaç saat oldu işte. Ve sonra senin telefonun kayboldu. Aynen öyle oldu evet. Gönül, bu işte bir iş var. Oysa ne hayallerim vardı. Başarısız oldum. Burada bir süre birlikte kalacaktık. Sonra da çok uzaklara gidecektik. Hakikaten buna inandın mı? Ya diyelim ki beni bayılttın. Sonra ben ayıldığımda beni zorla götürebileceğine hakikaten inandın mı? İnanmak istedim diyelim. Bu hikayenin finalini birlikte yazalım istedim. Ama olmadı işte. Gidebilirsin artık yani. Bak, Meltem de seni arıyor herhalde. Yana yakıla birilerini arayıp duruyor. Yok, gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim mi? Gitmek istemiyor musun? Gerçekten mi? Haluk, biliyordum. Bütün çabalarımı bir gün göreceğini biliyordum. Dediğin gibi, bu hikayenin finalini birlikte yazacağız. Ben Haluk'un yanına gidiyorum. Ben de gidiyorum. Nerede? Mesaj mı attı? Hayır hayır. Biz telefonumuza bir uygulama indirdik. Böyle telefonlar açık olduğu sürece birbirimizin nerede olduğunu harita üzerinden görebiliyoruz. Ha. Nasıl aklıma gelmedi benim? Gönül, nasıl gelmedi aklıma ya? Ha, o zaman ben benim telefonumu da bulabilirim böyle. Meltem bak bakalım Emre'nin telefonu neredeymiş. Bakıyorum bir saniye. Hı hı. Ah. Emre, senin telefonunla babanın telefonu aynı yerde görünüyor. Aa. Aa. Bundan 30 yıl önceydi. İyi ki diyebileceğim her şey o güne toplanmıştı. Bütün iyi kilerim. İyi ki o gün okuldaydım. İyi ki otobüsü kaçırmıştım. Ve iyi ki derse gitmeden önce kantine uğramaya karar vermiştim. Kantin acayip kalabalıktı. Sanki bütün okul kuyruktaydı. Başka zaman olsa hayatta beklemez ve sınıfa çıkardım. Ve o geldi. Ve iyi ki geldi. Nereden bilebilirdim o gün kantin kuyruğunda gördüğüm kadının ileride benim en büyük aşkım olacağını, çocuklarımın anası olacağını nereden bilebilirdim? Ama oldu. Seni seviyorum cümlesini hayatımda ilk kez ona söyleyeceğimi nereden bilebilirdim? Ama ona dedim. Tutku, Meltem benim ilk aşkım ve ben ölene kadar son aşkım olarak kalacak. Şimdi düşünüyorum da benim yaşadığım bütün güzel anıların içinde Meltem var. Hepsinde. Bir kere Meltem benim sadece aşkım değildi. Önce benim arkadaşımdı ama en yakın arkadaşım. Sonra çocuklarımın anası oldu. Hayat arkadaşım. Bana evet dediği ilk gün. Hamile olduğunu öğrendiğimiz ilk gün. Ben böyle donup kalmıştım. İki gün konuşamamıştım. Sonra bebeğimizin böyle tekmelerini saydığımız o ilk gün. Sonra doğuma gittiğimiz gün var tabii. Çocuklarımızı kucağımıza aldığımız o ilk gün. Ama en güzeli kavgalarımız. O kadar güzel kavga ediyorduk ki. Kavgalarımız bile güzeldi. Hele barışmalarımız. Ya ben kavgalarımızı bile özlüyorum. Küslüklerimizi de seviyorum. Ben Meltem'le her halimizi seviyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Zaman zaman düşünürüm Meltem bende ne buldu diye. Vallahi. Çünkü bak ben romantik değilim. Kötü espri yaparım. Böyle eğlenmeyi bilmem. Yani böyle bazen hüdük gibi bir adamımdır. Hatta çoğu zaman öyle. Acaba bu güzel kadın bende ne buldu diye hep düşünmüşümdür. Ama Meltem beni nedensiz sevdi. Ben de onu öyle.
Bunu senin anlaman mümkün değil. Kimsenin anlamasını da beklemiyorum. Benim hiç şansım yok değil mi? Sadece senin değil. Bu dünyadaki hiçbir kadının öyle bir şansı yok. Ben ölene kadar Meltem'le olacağım. Bunu anla. Sana son kez sarılıyorum. Lütfen. Gidiyorum. Beni bir daha görmeyeceksin Meltem. Elveda. Senin ne işin var burada? Geldim.